İyi akşamlar. Saatlerimiz 19.45. TGRT Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Takvimlerimiz bugün 21 Mart Perşembe gününü işaret ediyor. Peki bugün Türkiye'de ve dünyada bu bültene yansıyan hangi manşetler, başlıklar ön plana çıktı? Gelin bizim gözümüzden bugünün fotoğrafını ayrıntılı bir şekilde birlikte çekelim. Öncelikle deprem Türkiye gerçeği. Dedim ya hep bu bültende bize kendisini hep hatırlatıyor, hep hatırlatacak. Dün Denizli depremini konuştuk. Evler yıkıldı Acıpayam'da köylerde. Bu kez adres Malatya, Argovan. Merkez üssü Argovan olan deprem 4.1, ikinci depremse 4.4 büyüklüğündeydi. Okullar boşaltıldı. Deprem gerçeği. Malatya'da, Denizli'de neler yaşanıyor? Ayrıntılı olarak haberlerimizde aktaracağım. Devam edelim. Dünya Yeni Zelanda'daki ırkçı vahşetin şokunda. Hepimiz bu şoku yaşamaya devam ediyoruz. Yaraları da sarmaya devam ediyoruz. Ama ırkçılar, ama faşistler hiç geri durmuyor. Bu kez adres İngiltere. Birmingham şehrinde 4 cami balyozlu saldırıya uğradı. Bu saldırıları kim gerçekleştirdi? Camide nasıl bir hasar oluştu? İngiliz polisi kimleri suçluyor? Hangi şüphelileri arıyor? Ayrıntılı olarak haberimizde aktaracağız. Bu arada Yeni Zelanda'da da şehit olan Müslümanlar defnedilmeye başlandı. O defin törenlerinde polislerin saygılı, sevgi dolu görüntüleri kameralara, objektiflere takıldı. Siz de izleyeceksiniz ve gerçekten Yeni Zelanda'nın şu saygısına hep birlikte takdir cümleleri kuracağız. Devam edelim. Evet, bizim gündemimiz, Türkiye gündemi ise seçim. Artık 10 günden geri saymaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kütahya'da, Eskişehir'de konuştu. Devlet Bahçeli ise Tokat'taydı. İlk kez ittifakların yer aldığı bir cumhuriyet tarihinde yerel seçim gerçekleşecek. Meydanların nabzını da, iç siyaset, seçim bloğumuzda sizlere o tansiyonu da aktaracağız. Devam edelim. Dün canlı yayında sizlerle uzun uzun sohbet etmiştim. Demiştim ki Ruslar ve Ukraynalılar mandalinamızı, domatesimizi, üzerinde zararlı artıklar, kanserojen madde, zirai ilaçları olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye iade ediyor. Peki bunları kim yiyor? Bizim iç tüketimdeki ürünlerde böyle bir tehlike var mı? Kimse umurunda değilmiş gibi yaşamaya devam ediyor. Bu sorular havalarda mı kalıyor? Havada mı kalıyor? Peki gazeteciler hep sorunları dile getirir. Hiç çözüm önermez diyebilirsiniz. Bugün yetkililere çözüm önereceğiz. Ne çözümü? Ta Amerika'dan. Şu ilaç var ya, şu ilaç, yabani otları öldüren bir ilaç. Bugün ortaya çıktı ki Amerikan yargısı araştırması karar verdi. Şu ilaç kansere neden oluyor ve Amerika'da yasaklandı. Türkiye'de mi? Peynir ekmek gibi satılıyor. Anlatacağız detaylarını canlı yayında. Ve son başlığımız, örnek çifti, rüya gibi evlilikti. Pop yıldızı Kenan Doğulu, dizi yıldızı Beren Saat. 2014 yılında evlendiler. Çok mutlu fotoğraflar verdiler ama dedikodular doğru çıktı. Ünlü çift boşanıyor. Neden boşanıyorlar? Bu boşanma ne zaman gerçekleşecek? Acaba nafaka, tazminat maddeleri var mı? Detaylarını haberimizde aktaracağız. Buyurunuz, TGRT Ana Haber Bülteni'ne başlayalım. Yeni Zelanda'nın ardından İngiltere'de de camilere saldırdılar. Ama bu defa silah değil, çekiçler, balyozlar kullandılar. Birmingham kentindeki saldırılarda 4 cami hasar gördü. Ayrıntılar az sonra. Yerel seçim, dünyadaki gelişmeler, hepsi tamam ama biz önceliği depreme verdik. Denizli'de, Acıpayam'da yaralar sarılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün depremin merkez üstündeydi. Son durum hakkında bilgi verdi. Deprem oluyor. Evet sevgili seyirciler, deprem.
Deprem oluyor şu anda, deprem. Sakin, sakin. Allah. Gel buraya oturalım biz, bir kapı kaldırmayalım. Yıkılır. Allah. Kirayeler sürünüp aldım, herhalde giymiş galiba. Ne yapacağız bilmiyorum. Deprem böyle vurmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu afet bölgesini ziyaret etti. Son durum hakkında bilgi verdi. Can kaybımız yok. Bir enkaz altında hanımefendi vardı. Onu da komşusu hemen bir kurtardı. Depremin adresi Denizli'nin Acıpayam ilçesiydi. 20 Mart çarşamba sabahıydı. Vatandaşlar güne 5.5'lik depremle uyandı. Her taraf sallanmaya başladı. Sonra çatılardan tuğlalar inmeye başladı depreme. Atmadım. Sırasıya kadar durdum. Yani artık orada yıkılacak, yani batamam ki ben oradan, ikinci kattasın. Üstüme şey örttüm. Yorganla yastık örttüm. Hani köşede, tam böyle köşede benim divan var, oraya yatmıştım. Evler yıkıldı, maddi hasar oluştu. Sevindirici olansa can kaybı ve yaralanma yaşanmamasıydı. Deprem oluyor şu anda, deprem. Sakin, sakin. Çok ciddi bir deprem oluyor, sakin, sakin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu afet bölgesini ziyaret etti. Depremzedelerle ilgilendi. Ya içim gelirdi. Başka gelirdi. Yaklaşık 453 artçı deprem oldu ki artçı depremlerin 4.8 büyüklüğünde olanı da oldu. Evet. 6'sı da 4'ün üzerinde oldu. 155 evde hasar gerçekleşti. Diğerlerinde orta hasar ve az hasar olan evler var. Can kaybımız yok. Bir enkaz altında hanımefendi vardı. Onu da komşusu hemen bir kurtardı. Deprem Türkiye gerçeği dedik. Yaşananlar da bunu bize yeniden öğretiyor. Denizli'den sonra bu kez de Malatya sallandı. Depremin merkezi Arguvan ilçesi. Büyüklüğü ise 4.4. Türkiye Denizli'deki deprem şokunu üzerinden atamadan bir haber de Malatya'dan geldi. Arguvan ilçesinde saatler 7.46'yı gösterdiğinde 3.1'lik deprem meydana geldi. 3.6, 4.1 ve 4.4'lük 3 deprem ise ilk depremi takip etti. Depremlere ders sırasında yakalanan öğrenciler panikle dışarı koştu. Sallandı okul. Hiç öyle bir şey olmamıştı daha önce. Sarsıntıların şiddeti artış eğilimliydi. Bir cep telefonu bayiinde yaşanan panik de görüntülendi. İşletmeci ve müşteriler can havliyle kendilerini dışarı attı. Depremlerde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Sayılı gün çabuk geçti ve son viraj dönülüyor. Yerel seçime 10 günden geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir ve Kütahya'da konuştu. Savunma sanayi ve raylı sistem hamlelerini anlattı. Türkiye'nin ilk 2000 beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi. Bu motorlardan 236 adet üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak. Müjdeler peş peşeydi. Anadolu Üniversitemiz bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kuruyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'deydi. Valilik meydanında vatandaşlara hitap etti. Milli jet motorunun test altyapısıyla ilgili konuştu. 95 milyon dolarlık yatırımın temel atma aşamasına getirildiğini söyledi. Uçak, helikopter ve otomobil motorlarını TUSAŞ'ta yapacağız diye konuştu. Türkiye'nin ilk 2000 beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi. Bu motorlardan 236 adet üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde bununla da sınırlı değildi. Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulacak Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi hakkında da konuştu. Bütçesi, yeri, her şeyi hazır. Rektörümüz Şafak Hoca süreci adım adım bizzat takip ediyor. İnşallah merkezin temelini bu yaz atıyoruz. Önümüzdeki yıl bitmeden de açılışını gerçekleştiriyoruz. Hızlı tren
konvansiyonel tren ve metro vagonlarımızın testlerini artık yurt dışında yapmak zorunda kalmayacağız. Bu merkezin ülkemize yıllık 1,5 trilyon lira civarında bir katkı sağlamasını bekliyoruz. Erdoğan merkezin ekonomiye katkısını açıkladıktan sonra sözü 17 yılda ne yaptınız diye kendisini eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdi. Eline diline dursun ya, işte bunlara bak, resmi rakamlar. Kardeşliğimiz alayına diz çöktürecektir. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli muhalefete bu sözlerle yüklendi. Bahçeli'nin gündeminde Yeni Zelanda'daki terör saldırısı da vardı. Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'i takdim ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tokat'taydı. Mitingde vatandaşlara hitap etti. Millet İttifakı'nı eleştirdi. Varsın zillete düşenler, çıkar birliği kursunlar. Bizim inancımız, bizim kardeşliğimiz, bizim duruşumuz alayına yetecek, alayına diz çöktürecektir. Ayrılıkta gelecek yoktur. Bölünmede huzur yoktur. Kutuplaşmada umut yoktur. Bir olalım, diri olalım, güçlü olalım, birlikte Tokat olalım. Bahçeli Yeni Zelanda'da 50 Müslümanın şehit edildiği terör saldırısına da değindi. Yeni Zelanda'da bir barbar, bir katil, bir Haçlı artığı 50 Müslüman kardeşimizi iki ayrı camide şehit etti. Katliam Yeni Zelanda'da işlendi. Mesaj Müslüman Türk milletine verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan ve mahkum olan Balıkesir'in Erdek ilçesinin CHP'li belediye başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından bugün görevinden alındı. Yetiştiği andan itibaren kontrol... Balıkesir'in Erdek belediye başkanı CHP'li Hüseyin Sarı hakkında 5 yıl önce Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan dava açılmıştı. Yerel mahkeme Sarı için 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Yargıtay bu kararı 6 Aralık 2018'de onayladı. Halkın daha... Sarı İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Kararın infazına 18 Mart tarihinden itibaren başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sarı şunları söyledi. Erdek'te düzenlediğim bir mitingde o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir dil sürçmesi sonucunda bir sözcük kullanmışım. Bir kastım yoktu ve sehven kullanılmış bir sözdü. Başkan Hüseyin Sarı seçilmesine engel bir durumun olmadığını, belediye başkanlığı adaylığının sürdüğünü söyledi. Millet İttifakı'nın Erdek Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Sarı ile ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek. Kanun zaten belediye... Faşizm. Bu sahneler bir parfüm reklamından değil, Filistinli anneler öldürülsün diyen İsrail Bakan'ın seçim için hazırlattığı propaganda filminden. İsrail Bakan neden böyle bir film hazırladı? Nasıl tepkiler aldı? Az sonra. Dünya Yeni Zelanda'daki vahşetin henüz yaralarını sarmaya çalışırken yeni bir ırkçı saldırı haberi geldi. Bu kez adres İngiltere'nin Birmingham kenti. Irkçılar 4 camiye balyozlarla saldırdı. Birmingham kentinde saldırganlar gece 4 camiye balyozlarla saldırdı. Polise saat 2.32'de bir kişinin caminin camlarını balyozla kırdığına dair ihbar geldi. Yaklaşık 42 dakika sonra bir başka caminin benzer bir saldırıya uğradığı bildirildi. Camileri gezen polis iki ayrı caminin daha benzer saldırıya uğradığını belirledi. Polis saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğuna inanıyor. Olay yerlerindeki deliller toplandı. Güvenlik kameraları incelemeye alındı. Terörle mücadele ekipleri de soruşturmaya dahil oldu. Polis şefi yaptığı açıklamada Yeni Zelanda'daki katliamın ardından bölgedeki cami, kilise ve diğer ibadet yerlerine destek vermek için mekanların cemaatleriyle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirtti.
Geçelim Hollanda'daki saldırıya. Hollanda güvenlik makamları resmen açıkladı. Utrecht'te 3 kişiyi silahla öldüren Türk saldırgan Gökmen Tanış'ın terör suçundan yargılanacağı açıklandı. Utrecht saldırganı Türk kökenli Gökmen Tanış terörden yargılanacak. Tramvayda düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasına yol açan Tanış'ın cuma günü sulh hakimi karşısına çıkacağı belirtildi. Savcılıktan yapılan açıklamada 37 yaşındaki saldırganın tutukluluk halinin devam etmesini talep edeceği kaydedildi. Hollanda medyası saldırgan Gökmen Tanış'ın daha önce ailevi meselelerden dolayı tramvaydaki bir yakınına ardından da yardım etmek isteyenlere ateş açtığını yazmıştı. Savcılık daha önceden sabıkası bulunan Tanış'ın hırsızlık, tecavüze yeltenme gibi suçlara karıştığını açıklamıştı. 1 Mart'ta Temyiz Mahkemesi kararıyla serbest bırakıldığı tespit edilen Tanış, geçen pazartesi günü gerçekleştirdiği saldırının ardından kısa sürede yakalanmıştı. Yeni Zelanda'da ise hayatlarını kaybeden Müslümanlar defnediliyor. Halk ve görevlilerin saygısı ise tüm dünyanın, herkesin dilinde. Bugün mezarlıkta koruma görevi yapan şu kadın polisin saygıyla başını örtmesi ise her yerde gündem oldu. Mr. Speaker, Assalamu alaikum. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Müslümanlarla dayanışma göstermeleri için ülkesindeki kadınların başörtüsü takmalarını istemişti. Şehitlerin cenazeleri mezarlığa getirilirken mezarlığa giren kadınların başörtüsü taktığı görüldü. Başörtüsü takan kadınlardan biri de mezarlıkta görev yapan bu kadın polisti. Christchurch kentindeki iki camiye hain saldırı düzenleyen katil terörist, gözünü kırpmadan Müslümanların üzerine kurşun yağdırdı. 50 kişiyi şehit eden katil, çok sayıda kişiyi de yaraladı. Şehit olanlar son yolculuğuna uğurlandı. Tarihinin en ölümcül terör saldırısıyla sarsılan ülkede her inanıştan insan mezarlığa geldi. Müslüman olmayan kadınlar da cenaze törenine katıldı. Kadınların başörtüsü taktığı göze çarptı. Mezarlığın kapısında bekleyen polis memuru da başörtülüydü. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, terör saldırısında şehit düşenlerin aileleriyle bir araya gelmişti. Ardern, taziye ziyaretinde siyah bir başörtüsü taktı. Ziyarette yas tutan Müslümanlara saygısını göstermişti. İzliyoruz günlerdir tüm dünya, sağduyulu insanlar ırkçılıkla, faşizmle mücadele ederken İsrail Adalet Bakanı skandal bir video yayımladı. Bakan seçimler için hazırladığı filmde faşizm parfümü sıkıyor ve demokrasi gibi kokuyor diyor. Faşizm. Faşizm adlı parfümü sıktı, bence demokrasi gibi kokuyor dedi. İsrail'in ırkçı çıkışlarıyla tanınan Adalet Bakanı Ayalet Şaket'in 9 Nisan'da yapılacak seçimler için hazırladığı seçim filmi tartışma başlattı. Reklamın doğru olduğunu sanmıyorum ve kesinlikle gösterilmemesi gerekir. Bence hata yapıyorlar. Değerleri için savaşabilirler, değişebilirler ama bu şekilde değil. Böyle bir şeyi yapmak kabul edilemez, yanlış anlaşılamaz. Bence bu harika. Gerçekten hoşuma gidiyor. Dikkatini çekiyor. Şaket'in seçim filmi eleştirilerin hedefinde. Kimi destek veriyor, kimi de karşı çıkıyor. Aslında Şaket bunu ilk kez yapmıyor. Daha önce de özellikle Filistinli anneler için skandal sözler sarf etmişti. Filistinli anneler de bir daha terörist doğurmaması için öldürülmeli demişti. Siyasi reklamlar televizyonlarda yayınlanamıyor. Bu yüzden siyasilerin çektiği seçim videoları sosyal medyayı işgal etmiş durumda. Şaket'in internette yayınlanan seçim videosuysa faşizm başlığıyla açılıyor.
Şaket seçim filminde İbranice ve baştan çıkarıcı bir ses tonuyla yönetim, güçlerin ayrılığı, yüksek mahkemenin sınırlandırılması gibi kavramlar fısıldıyor. En son sahnede Şaket üzerinde Paşizm adlı bir parfümü sıkıyor. Tepkiler karşısında Şaket videoda ironi yaptığını söyledi ancak sosyal medyada pek çok kullanıcı İsrailli bakanın Paşizmi desteklediğini savundu. Lizim eriyek kmo demokratiya. Bildiklerinizi unutun. İkinci elde oyunun kuralları değişiyor. Kullanılmış araçlar için ekspertiz raporu ve garanti artık zorunlu olacak. Raporu olmayan aracını satamayacak. Ekspertizli satış hangi araçları kapsayacak? Ne zaman başlayacak? Az sonra. Türkiye için hiç beklenmedik açıklama, hiç beklenmedik bir isimden geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ile ilgili bazı haklara sahip olduğunu biliyoruz dedi. Üstelik bunu söyleyen Yunan Bakanı'nın yanında Mevlüt Çavuşoğlu vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Belek'te Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katurgalos'la bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Çavuşoğlu ve Katurgalos sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Yunan Bakanı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri soruldu. Tabii ki Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ile ilgili bazı haklara sahip olduğunu biliyoruz. Biz de tabii bu çerçevede Kıbrıs'ın haklarını destekliyoruz. Bakan Çavuşoğlu ise Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervlerine ilişkin konuştu. Bizim de haklarımız var dedi. Türkiye'nin dahil edilmediği ya da Türkiye'nin dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Ve Türkiye'nin tabii ki burada uluslararası hukuk çerçevesinde hakları vardır. Tıpkı diğer ülkeler olduğu gibi. Türkiye'yi dışlayarak bir yere varılmayacağını buradan Türkiye olarak, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak bir kere de ben söylemek isterim. Sayın Bakan. Türkiye ve Türk savunma sanayi insansız hava araçları konusunda hayli başarılı ve bu başarıyı da tüm dünya kabul ediyor. Şimdi yeni bir atılım daha var. Yeni milli insansız hava aracı Anka Aksungur. Aksungur gökyüzüyle buluştu. Yeni milli insansız hava aracı Anka Aksungur ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. O anlar Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Anka 2 olarak bilinen insansız hava aracının ismi Anka Aksungur olarak duyuruldu. İlk uçuşta otomatik iniş ve kalkış özelliği kullanıldı. 4 saat 20 dakika havada kaldı. İHA ilk uçuşunda TUSAŞ motor sanayince geliştirilen PD-177 turbo dizel motorunu kullandı. Geçtiğimiz yıl bu yerli motor ilk defa Anka'da kullanılmıştı. Böylelikle PD-170'in ikinci kullanıcısı Aksungur oldu. Keşif, gözetleme ve taarruz görevlerinde kullanılacak insansız hava aracının tüm ARGE bütçesi TUSAŞ tarafından karşılandı. Anka Aksungur'un özellikleri saymakla bitmiyor. Aksungur yerli ve çift motorla görev yapacak. 750 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. 40 bin feet irtifada 24 saat görev yapabilecek. Anka platformu üzerine inşa edilen İHA bu sayede kısa zamanda ve uygun maliyetle geliştirildi. Böylelikle TUSAŞ, Anka'dan sonra ikinci İHA sistemini de göklerle buluşturmuş oldu. Afrika, İdai kasırgasının etkisi altında. En büyük yıkımsa Mozambik'te. Ölü sayısı 217'yi aştı. Zimbabwe ve Malawi'de de durum hiç farklı değil.
Mozambik, Malawi ve Zimbabwe. İdai kasırgası 3 ülkeyi yetkisi altına aldı. Mozambik'te hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye ulaştı. Şu ana kadar 3000 kişi kurtarıldı. Ancak halen 15.000 kişi kurtarılmayı bekliyor. Yardım kuruluşları kasırganın vurduğu Mozambik'te sel felaketi yüzünden çatılarda ve ağaçlarda mahsur kalan insanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor. Kasırga ve şiddetli yağışların neden olduğu sellerden yaklaşık 350.000 kişinin etkilendiği belirtildi. Devlet Başkanı Nyusi, ölü sayısının 1000'i geçebileceğini açıklamıştı. Hayatını kaybedenler için ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Mozambik'in 4. büyük kenti Beira'daki yardım ekipleri sadece 2 günlük içme suyu kaldığını bildirdi. Tıbbi kuruluşlar yiyecek ve su kıtlığının hastalıklara davetiye çıkaracağı konusunda uyardı. Afrika Birliği de kasırgadan etkilenenler için tüm dünyaya yardım çağrısında bulundu. İdai kasırgası geçen perşembe günü Mozambik'in Sofala viyaletine bağlı liman kenti Beira'ya girdi. Saatte 170 kilometre esen rüzgar Zimbabwe ve Malawi'ye doğru ilerledi. Zimbabwe'de ölü sayısı 100'ü aştı. Malawi'de ise 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Binlerce ev zarar gördü. 50 binden fazla insan evsiz kaldı. Onlarca kişinin kayıp olduğu bildirildi. Ülkede ulusal felaket ilan edildi. Kara Afrika'nın kaderi hiç değişmiyor. Dönelim Türkiye'ye, Antalya'ya. Uzmanlar uyarıyor, tecrübesizler rafting yaparken dikkatli olsun. Ama dinleyen kim? Antalya'da rafting tutkusu az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Akıntıya kapılan bot şelaleye metreler kala koruma demirlerine sıkıştı. Herkes sular, herkes sular. Kaybolduk yapıldı. Koruma demirlerine tutundular, suya düşmemeye çalıştılar. Çünkü şelaleye metreler kalmıştı. Rafting tutkusu az daha faciayla sonuçlanacaktı. Korku dolu anların yaşandığı yer Antalya'ydı. Herkes sular, herkes sular. Öğle saatleriydi. Düden çayında rafting yapmak isteyen 16 kişilik grup 2 bota 8'erli grup olarak bindi. Rafting yapmaya başladılar. Ancak akıntıya kapıldılar. Sonrası tam bir korku filmi gibiydi. O bela uçurum oldu. İpi al, ipi. İpi al. Çığlık attılar, bağırdılar. Yardım istediler. Herkes sular, herkes sular. Sonra da koruma demirlerinin arasına sıkışıp kaldılar. Yardımlarına çevredekiler yetişti. Bazı raftingçilerse koruma demirlerine tutunup Düden çayına düşmemeye çalıştı. Bottaki bu kadınsa bir eliyle demiri, diğer eliyle suya düşmesin diye arkadaşını tuttu. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Kuzey Irak'tan ise bugün hem de Nevruz kutlamalarından facia haberi geldi. Dicle Nehri'nde kutlamalara katılanları taşıyan 50 kişilik tekneye 170 kişi bindi, tekne battı. Çoğu kadın ve çocuk, 72 kişi öldü. Aşırı yüklenen yolcu teknesi battı. Facia Dicle Nehri'nde meydana geldi. Irak'ın Musul kentine yakın bölgede tekne kapasitesinin üzerinde yüklenince facia kaçınılmaz oldu. Tekne nehre açıldıktan kısa süre sonra battı. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Teknede bulunanların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu, yüzmeyi bilmedikleri öğrenildi. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Suya düşen 12 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Hasan çıkmadı. Ya kura çıkmadı. Dünyanın her köşesinden bugün facia haberi geldi. Şimdiki adres Çin. Kimya fabrikasında patlama oldu. En az 6 kişi hayatını kaybetti. Thank you.
kimya fabrikasında patlama oldu. Olay Jiangsu eyaletindeki Yanchang kentinde meydana geldi. Haşere ilacı fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi de yaralandı. Patlamanın bölgede sarsıntı yaşanmasına neden olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kameraları ve amatör kameralarca da görüntülendi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. Birçok ekip söndürme çalışmasında görev yapıyor. Geçen yıl Kasım ayında Çin'in Kuzey Hebei bölgesindeki bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada da 22 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı. Temmuz ayında ise Sichuan eyaletindeki bir kimyasal tesisteki patlamada da 19 kişi hayatını kaybetmişti. Peş peşe facia ölüm haberleri gerçekten de içimiz karardı. Artık farklı bir gündeme doğru geçiş yapalım. İkinci el otomobil pazarları. Biliriz hepimiz, ekspertiz zorunluluğu ay başında resmen başlıyor. Ekspertiz raporu şartı 8 yaş veya 160 bin kilometre altındaki araçları kapsayacak. İkinci el araca mı bakıyorsunuz? Evet. Satın alacak mısınız? Anlaşabilirsek alacağız. İkinci el otomobil alım satım işlemlerinde yeni dönem başlıyor. 1 Nisan itibariyle araçlarda ekspertiz zorunluluğumuz geliyor. Tüketicilerimiz garanti kapsamında araçlarını satın alabilecekler. İkinci el araç alacaksınız. Motoru ne durumda? Kaza yaptı mı? Kilometresi gerçek mi? İşte bu sorular bazen kafanızı karıştırıyor. 1 Nisan'dan itibaren bu sorular tarih oluyor. Çünkü ikinci el araç satışında ekspertiz raporu şartı dönemi başlıyor. Efendim, ikinci el araca bakıyorsunuz galiba. Doğrudur. 1 Nisan'dan itibaren artık ikinci el araç satımlarında, alımlarında ekspertiz raporu zorunlu olacak. Sizce nasıl? Çünkü bazen kafamızı karıştırabiliyor. Motoru nasıl, kaza yaptı mı, kilometresi düşürüldü mü diye. Niyeti bozuk insanlar da bazen oluyor. Hani bir şey yok arabamda diyorlar. Ama tabii ki bilen birisine göstermek her zaman iyi bir şey. Bu endişeler kesinlikle sona erecek. Önceden ikinci el araç satışında sadece alıcı talep ederse ekspertiz raporu alınıyordu. Araçta herhangi bir sorun çıkmazsa alım satım gerçekleşiyordu. Raporu talep etmeyenlerse aracın dış görünüşüne bakıp satıcının sözüne güvenmek zorunda kalıyordu. Artık kilometre düşürme, aracın hasarını, kazasını gizleme gibi dolandırıcılığa kadar varan yanıltmalar son bulacak. Tüketicilerimiz geniş bir bilgi sahibi olacak alacağı araçlar hakkında. Çünkü ekspertiz merkezlerinin Türk Standartları Enstitüsü'nden hizmet yeterlik belgesi alma zorunluluğu var. Yani içimiz daha rahat olacak. En azından artık kandırılma hissi olmayacak. Daha garanti olacak her şey. Yasayla birlikte vatandaş arabayı aldığında, anahtarı çevirdiğinde ne kazanmış olacak? Başta garantili bir araca binmiş olacak. İkincisi, araçta olabilecek herhangi bir arızadan, ikame araç dahil birçok konudan yararlanacak. Sonuçta herhangi bir hasar ya da herhangi bir arızada anında sonuç alabilecek. Çok güzel. Alıcı için de satıcı için de garantili çok güzel bir sistem. Peki hangi araçlar için ekspertiz raporu zorunlu olacak? 160 bin kilometrede ve 8 yaşın altındaki araçları kapsayacak. Esnaflarımız bu araçları artık mecburen garanti vermek zorunda. Çünkü yaptırımları çok ağır. Aldığımız araçlara garanti verilecek. Ondan dolayı da memnunuz, mutluyuz. İstanbul tarım kenti olabilir mi? Tarımsal üretimde kendi kendine yetebilir mi? Yetmez diyorsanız bu haberi izleyin. İstanbul'un hemen yanındaki bahçeler, bağlar, tarlalar, seralar. Az sonra. Konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilyadaki ÖTV ve KDV indirimleri 31 Mart'ta sona eriyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Konutta vergi indirimi ise yıl sonuna kadar devam edecek. Ekonominin hareketlenmesi, enflasyonla mücadeleye destek ve kur etkisiyle daralan bazı sektörleri canlandırmak için özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi indirimleri yapılmıştı.
31 Mart'ta sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla uzatıldı. İlk olarak vergisiz fiyatı 70 binlerin altında olan araçlarda ÖTV oranı %45'ten %30'a, 70 bin lirayla 120 bin lira arasındaki araçlarda ÖTV oranı %50'den %35'e düştü. Bu uygulama 30 Haziran'a kadar devam edecek. Satışlarda bir büyüme kazanacağı aşikar, belli. Ondan sonra seçim sonrasında daha da çok hareketlenecek diye ümit ediyoruz. 100 bin liralık bir otomobilde yaklaşık 15 bin liralık bir avantaj söz konusu. Vatandaş bu fırsatı değerlendirsin. Mutlaka değerlendirmeli. Ticari araçlara yönelik uygulanan %18'lik KDV oranı %1'e indirildi. Motosikletlerdeki 250 cc ve altında bulunanlar için ÖTV'nin sıfırlanması da 30 Haziran'a kadar sürecek. Olumlu görüyoruz bunu. 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Evet. Fiyatlar da düştü. Şu anda uygun. ÖTV'nin de uzatılması değil mi? Vergilerin tabii, düşürülmesi tabii, de önemli değil tabii, mi? Tabii çok, o çok önemli. Zaten o olmasa olmaz yani. Evlenecekleri veya da evini değiştirecekleri sevindirecek bir gelişme de mobilya ve beyaz eşyada yaşandı. Mobilyada KDV oranı %18'den %8'e geriledi. Beyaz eşyada ise ÖTV oranı %0 olarak uygulanacak. Bu uygulamalar da Haziran ayının sonuna kadar devam edecek. Tabii uzatılması bizi bayağı bir etkileyecektir. 5 bin liralık bir mobilyadan ne kadara inmiş olacak mesela? Yani 5 bin liralık bir takımdan normalde %10 geri gelebiliyoruz. O da 4500 civarında bir şey düşüyor ama tabii müşteri biraz pazarlıkçı olduğu için biz bayağı bir fazladan %18'in üstünde bir iskonto yapmış oluyoruz. Tapu harçlarında indirim düzenlemesinin de süresi uzatıldı. Bu uygulamada yıl sonuna kadar devam edecek. Böylece konut alımında KDV %18'den %8'e, tapu harçları da %4'ten %3'e düşürüldü. Aman dikkat! Dolandırıcılar sosyal medyaya iyiden iyiye dadandı. Bankaların isim ve logolarını taklit ederek sahte hesap açan siber dolandırıcılar, vatandaşların, bizlerin hesap bilgilerini çalmak için akla hayale gelmeyecek taktikler geliştirdi. İşte o taktikler. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Evet, tabii ki kullanıyorum. Dolandırılma amaçlı sosyal medya kullanmıyorum. Takip ettiğiniz hesapların güvenilir olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Yaptığı paylaşımlardan anlaşılır. Dolandırıcıların yeni adresi sosyal medya oldu. Parasını kaptıran sosyal medya kullanıcılarının sayısı ikiye katlandı. Dolandırıcılar var, seni esnaf gibi kullanıyorum. Mağdur sayısının artması üzerine yetkililer sosyal medyadaki sahte hesap tezgahı konusunda kullanıcıları uyardı. Hesap kururken bence gizli hesap olmalı. Herkes takip etmemeli ve yani kendi tanıdıklarını kabul etmeli sadece. Yönlendirdiği bir hesap veya yönlendirdiği bir mesela başka bir adres var mı? Web sayfasına herhangi bir yere yönlendirme yapıp yapmadığına bakıyorum. Takipçi sayısı da önemli. Sosyal medyada en çok resmi kurum ve kuruluşların sahte hesaplarını açarak dolandırıcılık yapılıyor. Hesapların gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu ayırt edemeyen vatandaşsa bu tuzağa düşüyor. Oysa sosyal medyada güvenilir hesapları ayırt etmenin bazı püf noktaları var. Örneğin resmi kurum ve kuruluşların sosyal medya hesaplarında genellikle mavi tik ifadesi bulunuyor. Peki nedir bu mavi tik? O tik, yani o mavi ifade, hesapların güvenilir olduğunun en büyük göstergesi. İsminizin yanında, tam profilinizin yanında bu mavi tik ifadesi olursa siz güvenilir mi oluyorsunuz? Yani güvenilir olmuyorsun da aslında şöyle söylüyorsun, en azından hani mavi tık olan hesapların en azından kişilerin özel kendi hesapları olduğu daha aşikar. Yani %80 oranında daha güçlü bir ihtimal. Siber dolandırıcılar önce bankaların sosyal medya hesaplarını kullanıyor. Yani birebir kopyalanmış sahte sosyal medya hesaplarıyla bankacılık hizmetleriyle ilgili paylaşımlar yapıyorlar. Ardından kullanıcıları banka siteleriyle birebir kurguladıkları internet sitesine yönlendiriyorlar. Dolandırıcılar tarafından kullanıcılara binlerce liralık para, telefon, internet paketi, hatta araba gibi hediyeleri kazanma fırsatı sunuluyor. Bu yalana inanan kullanıcıların kredi kartı bilgileri ve şifreleri ise dolandırıcılar tarafından ele geçiriliyor. Bence herkes kanabilir buna. Sonuçta hani bunu anlayabileceğimiz bir mekanizma yok şu anda. İş yerlerinden yapılan hırsızlık görüntülerini hemen her gün ekranlarınıza getiriyoruz. Ama bu defa hırsızlar iyice gemi azıya almış. İş yerinden hırsızlık yapmak yerine iş yerini komple götürmüşler.
Binç'le iki kişi gündüz vakti böyle geldi. Biri araçtan indi, konteyneri Binç'e yükledi. Sonra hızla olay yerinden kaçtı. Çaldıkları konteyner bir muhtarlık ofisiydi. Hırsızların bu seferki yöntemi pes dedirtti. Güvenlik kamerasına an be an yansıyan hırsızlık Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşandı. Gölköy mahallesinde yaşayanlar muhtarlık ofisini yerinde göremeyince durumu jandarmaya bildirdiler. Jandarma bölgedeki güvenlik kameralarını taradı. Konteyner muhtarlığın getirilen vinç ile çalındığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonucunda iki zanlı yakalandı. Çalınan muhtarlık konteyneri de bulunup yerine kondu. İstanbul'da bir binada yangın çıktı. 90 yaşındaki bir kadın da evinde mahsur kaldı. Herkes onu kurtarmaya çalışırken onun tek amacı kedisini kurtarmaktı. Vatandaşlar onu, o da kedisini kurtarmaya çalıştı. Alt katta yangın çıktı. Yaşlı teyzeyi kedisiyle beraber camdan bir çıkardı. İstanbul Şişli'de bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Duman tüm binaya yayıldı. Birinci kattaki evinde tek başına kalan 90 yaşındaki Muhalle Dinçer mahsur kaldı. Yoğun dumandan dışarı çıkamadı. Dumandan mı mahsur kalmışlar? Dumanda kaldık, evet. Nasıl çıkardılar, nereden çıkardılar? Camdan çıkardılar. Evet. Devreye vatandaşlar girdi. Yaşlı kadını pencereden tahliye etmek istediler. Yaşlı kadın önce gelmek istemedi. Zira evdeki kedisini bularak kurtarmak istedi. Kedisini alır almaz çıkarıldı. Üzülme, üzülme. Korkutan yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. Annem, annem. Ha, annem. Sırada bir başka kedi haberi var. Ama öyle sevimli, içimizi ısıtan kedi haberlerinden değil. Yanlış bir ameliyat sonucu ölen kedinin öyküsü. Üstelik sadece bir kedi değil, bir vefa hikayesi. 2 yıl önce vefat eden eşinin yadigarıydı. 5. kattan düşen kedisi için 190 bin lira harcadı. Yanlış tedavi sonucu kaybettiğini iddia etti. Bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduk. Davamız açıldı. Çetin Talay Gaziantep'te yaşıyor. Eşini 2 yıl önce kaybetti. Kedisiyle baş başa kaldı. 1,5 yıl önce 5. kattan yere düşerek beli kırıldı. Veterinerlik fakültesine götürülüp ameliyat edilmesi istendi bizden. Yaklaşık bizden 15 bin lira para istendi. Farklı bir kliniğe götürdük. Bu sefer diğer ikinci götürdüğümüz klinikte ise bizden 35 milyar para istendi. Talay kedisini kliniğe teslim etti. Ankara'ya gönderdi. Getirdikten kısa birkaç gün sonra kedinin idrarını yapamadığını ve felçli kaldığını öğrendik. İlaçlardan dolayı böbreklerinin taş ürettiğini iddia ettiler. Talay kedisini başka bir kliniğe götürdü. Yanlış bir ameliyat geçirdiğini öğrendi. Şimdiye kadar toplamda 190 milyar ben kediye masraf yaptım. Talay maddi ve manevi zarara uğradığını söyledi. Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulundu. Davamız açıldı. Bilirkişe gitmeden kedimiz 2 hafta önce vefat etti. Kedimiz otopsi için Adana Araştırma Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Kedimizin yapılan yanlış ameliyattan dolayı öldüğü kanısına varıldı. Karşı taraf uzlaşmak istedi. Dün bize ulaştılar. Fakat zararımızı karşılamadıkları için biz kabul etmedik. Talay mahkemeden çıkacak sonucu bekliyor. Edirne'de yakalanmaktan korkan uyuşturucu satıcıları 2,5 milyon liralık uyuşturucuyu tuvalete bırakıp kaçtılar. Sonra dönüp alacaklardı. Tabii güvenlik kameraları olmasaydı. Siyah bir valiz içerisinde beyaz çuval ve onun içerisinde mavi bir çanta. Yakalanmaktan korkan uyuşturucu tacirleri 2 milyon 500 bin liralık kokaini gümrük sahasının tuvaletinde bırakıp kaçtı. Görüntüler Edirne'nin Lalapaşa ilçesinden. Olay Hamzabeyli gümrük bölgesinde gerçekleşti. Saha çalışması yapan gümrük muhafaza ekipleri tuvalet penceresinin önüne bırakılmış bir valiz buldu. Valizi açan ekipler yaklaşık 9 kilo kokain ele geçirdi. Çantanın içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen
yakalanmaktan korkan uyuşturucu taciri kaçmıştı. Ancak kameraları hesaplamamıştı. Kamera kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri uyuşturucuyu bırakıp kaçan şahsı yakaladı. Siyah bir valiz içerisinde beyaz çuval ve onun içerisinde mavi bir çanta. Malumunuz Antalya'da bir sel oluyor ya da başka bir yerde aşırı sıcak yaşanıyor, ürün, sebze ve meyve tarlada kavruluyor. O zaman da birçok sebzenin, meyvenin satış fiyatı yükseliyor. Özellikle de İstanbul'da. Peki İstanbul'da tarım var mı? Biliyoruz bir Çatalca, bir Beykoz. Başka neresi olabilir? Özay Arat bugün işte bu sorunun cevabını aradı ve buldu da. İşte Yeşil Vadi. Yeşil Vadi. Vadi değil cennet. İstanbul'da tarım yapılır mı sorusunun cevabını ararken kendimizi öyle bir yerde bulduk ki bir anda sanki Antalya'da seraların içine gelmiş gibi olduk ama öyle değil. Burası İstanbul, Sarıyer'de Gümüşdere. Bir yanda seralar, diğer yanda tarlalar ama... Çöl sahnelerinin olduğu filmlerin hepsi burada çekiliyordu. Burası bir zamanlar kumluk alanmış. Türk filmlerinin çöl sahneleri de burada çekilirmiş. Onlardan biri başlıca rollerini Kemal Sunal ve Şener Şen'in paylaştığı Tosun Paşa. Bizim vadimiz, işte yeni topraklarımız. Hatta İbrahim Tatlıses'in Sabuha filminin çöl sahneleri de işte tam burada, bu seraların olduğu alanda çekilmiş. Türk halkına imkan verilirse çevrecilik böyle bir şey oluyor. Çölü bile şöyle yeşil bir alan yapabiliyor. Burada 12 ay üretim yapılabilir devlet yetkililerimizden. İşte buraları koruyalım, koruma altına alalım. Çiftçi bu arazileri milli emlaktan kiralamış. Kumu tarlaya, verimli toprağa dönüştürmüş. Şimdi hedef? Tarım AVM'leri yapalım. Sürekli AVM yapıyoruz. Yarın öbür gün çoluk çocuklarımıza ne yedireceğiz? Beton mu yedireceğiz? Toprak Nadas'ta yeni ürün ekimini bekliyor. İşte domates, biber, patlıcan, her şey ekiyor. Benimkisi açık alan. Açık alan organik olacak. Tarım. Organik tarım olacak ki bizim İstanbulluların, daha doğrusu Türkiye'de herkesin aradığı tarım türü. Organik, sağlıklı tarım. Hani derler ya, İstanbul'un taşı da toprağı da altın diye. İşte o altın burada, bu toprakta. Kıymetini biliyor muyuz? Biliyoruz tabii, bilmez olur muyuz ya, babalarımızdan kalma devamlı uğraşıyoruz. Bir zamanlar köy idiler, şimdi mahalle, İstanbul'un en verimli mahallesi. Gene mahalle statüsü olsun ama şu tarımın desteklenmesi, korunması, devam etmesi, sürdürülebilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tarlada çalışan Müzeyyen Akgül'ü görüp herkesin merak ettiği o soruyu sorduk. Kimyasal ürünler var mı, neler var? Şu gübreyle yıkıyoruz bak burada, hayvan gübresiyle, başka bir şey kullanmıyoruz. Her şey doğal mı? Evet. İstanbul'da tarım olur mu? Olur tabii, niye olmasın? Bak biz burada kaç seneden beri çalışıyoruz. Ben bu marulu pazarda almış olsaydım kaçtan alacaktım? 7 lira. 7 lira. Peki siz kaça mal ediyorsunuz, satıyorsunuz? 3 lira, 4 lira satıyoruz. Devletimiz de destek verirse daha ucuza mal olur. Ama şu anda her şey pahalı. Mazot 7 lira kilosu. Litresi yani. İstanbul'daki tarım arazisi oranı ise %30. Şayet o %30'luk oran desteklenirse İstanbul'un sebze ihtiyacının karşılanacağı öne sürülüyor. Hatta öne sürmüyorlar. Karşılarız, tezgahtaki yangını da söndürürüz diyorlar. İstanbul'da Çatalca, Silivri, Beykoz'da tarım yapıldığı düşünülürse, her bir çiftçi de desteklenirse neden olmasın? Ordu, Sakarya, Giresun, Düzce. Dikkat! Fındık ihracatçıları, bahçe zararlıları için mücadele etmek için seferberlik başlattı. Eğer başarılı olamazlarsa 1 milyar dolarlık kayba uğramaları işten bile değil. Fındık ihracatçıları üretimde büyük bir kayba yol açan bahçe zararlarıyla mücadelede seferberlik başlattı. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören ve Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç toplantıya ev sahipliği yaptı. Son zamanlarda bu zararların tahribatı fevkalade arttı.
Biz de bununla ilgili bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu broşürden 1 milyon tane bastırıp tüm üreticilerimize ulaştırmak istiyoruz. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, bahçe zararlarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti. Bilinçsiz kullanılan ilaçlar toprağı öldürüyor. Bakın biz eskiden yılan bol olurdu. Yılanın bir faydası vardı. Yılan fareyi yer, fare çekirgeyi yer, o onu yer. Bir şekilde doğal seleksiyon vardı. Fakat bilinçsiz kullanılan ilaçlar nedeniyle zararların belli bir şekilde fındığın üretiminde negatif etki ettiğini son yıllarda rakamsal olarak biz bunu tespit ettik. Bu zarar devam ederse Türkiye'nin gelir kaybının 1 milyar dolara yakın olacağı düşünülüyor. Bizim fındığa ihtiyacımız var. Bizim kaliteli fındığa ihtiyacımız var. 30 yıl önceye döndüğümüzde %85 olan ticaret ve ihracattaki payımız şu yıllarda %65'lerin altında, 60'lar seviyesine kadar düşmekte. Son örneğini dün akşamki ana haber bültenimizde canlı yayında ayrıntılı olarak anlattım. Önce Ruslar, Türkiye'den gelen mandalinanın üzerinde kolera mikrobu içeren sinek olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye iade ettiler. Sonra da Ukrayna, Türkiye'den gelen 17 ton domateste Güney Afrika güvesi bulunduğu gerekçesiyle onlar da bizim domatesleri bize geri iade ettiler. Ne yaptık? 3 soru sorduk. 1. İade ettiğiniz o ürünlerin akıbeti ne oluyor? İç pazarda mı satışa sunuluyor? 2. Biz denetlemiyor muyuz ihracat öncesi bu ürünleri? 3. Bırakın ihracatı, o ürünlerin yetiştiği bahçeden, tarladan bize satılan ürünler denetlemeden geçiriliyor mu? Yoksa ilaç kalıntılı, kanserojen içeren o ürünleri biz sessiz sessiz, kuzu kuzu tüketiyor muyuz? Gazeteciler, haberciler hep sorunları dile getirir. Hiç çözüm önerisi ortaya koymaz diyenler çok. Böyle mi düşünenler var? O zaman onlara tam da bu konuda, tam da bugün bir çözüm önerisi getirelim. İşte alınacak önlemler. Çünkü bu konular kimse üzerine alınmıyor, kimsenin de umurunda değil. Efendim, Amerikan yargısı bugün çok önemli bir karara imza attı. Şu ilaç, bakın Anıl'la hazırladık, şu 1 litrelik olanı. Hemen yan tarafta ise 5 litrelik olanı var. Yoğun olarak kullanılan bir zirai ilaç. Adı ne? Roundup. Ne yapıyor? Hemen gösterelim. Yabani ot kurutucusu. Tarlada yabani otlar çıktığında bu kimyasalı, bu ilacı kullanıyorsunuz. Yabani otlar ortadan kayboluyor, yok oluyor. 1 litresi 70 lira. 70 liradan satılıyor Türkiye'de. Menşei, üretim yeri neresi? Az önce ipucunu da verdim. Amerika. Şirketin ismi Monsanto. Bütün dünyaya üretip satıyor. Peki önerin ne, çözüm önerin? Şu zirai ilaç kalıntılı yiyecekler, sebzelerle alakalı. Peki söyleyeyim. Amerika'da bir çiftçi kan kanserine yakalandı. Ve ardından da mahkemeye koştu. Ben bu ilacı çok kullandım. Kanser bana bu ilaçtan geçti dedi. Ve uzun uzun araştırmalar yapıldı. İçindeki etken maddenin kansere neden olduğu ortaya kondu. Amerikan yargısı böyle diyor. Ve bugün o yargı kararını verdi. Kan kanserine yakalanan Amerikalı çiftçiye sıkı durun. Rakama bakın. 289 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi. Şu ürünü üreten, iddia o ki kanserojen içeriyor, şu ürünü üreten firma o Amerikalı çiftçiye 289 milyon dolar ödeyecek. Şimdi burası genel bir fotoğraftı. Ekrem, niye anlattın bunu bize? Şu ilaç var ya, Roundup, sizce Amerika'da ne oldu? Yasaklandı. Türkiye'de ne oldu? Girdim internete, inanın peynir ekmek gibi satılıyor. İnternet sitelerinde, alışveriş sitelerinde bile kolaylıkla buna ulaşabiliyorsunuz.
Elin Amerikalısı kendi firmasının ürettiğine yasak koymuş, biz de satılmaya devam ediyor. Ne dersiniz? Vatandaşınıza sahip çıkmak adına bir yerden başlamak lazım. Bir sıfırdan büyük. Şunu yasaklamaya ne dersiniz? İşte size öneri. Devam Anıl. İddialar doğru çıktı. Tıpkı Acun'la Şeyma gibi, tıpkı İbrahim'le Demet gibi Kenan'la Beren de ayrılıyor. İki ünlü ismin ayrılık kararı ve boşanma tarihi az sonra. İstanbul'da motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üstünde giden sürücü yaptığına yapacağına pişman oldu. Çünkü neredeyse hayatını kaybediyordu. Trafik magandası trafikte işte böyle terör estirdi. Tek teker üstüne yolda ilerledi, yere savruldu. Ölümle burun buruna geldi. Az kalsın eziliyordu. Görüntüler İstanbul Kartal'dan. Bir grup motosikletli sahil yolunda ilerliyordu. Aralarından biri motosikletini önünü kaldırdı. Tek teker üzerinde ilerlemeye başladı. Motosikletli trafik magandasının o anları saniye saniye işte böyle görüntülendi. Trafik magandası onlarca aracın içerisinde dakikalarca böyle ilerledi. Yaptığı hareketin bedelini az kalsın canıyla ödüyordu. Maganda sürücü dengesini kaybetti. Yola düştü. Düşme sonrası arkadan gelen arkadaşları hemen yolu kesti. Maganda'ya arabaların çarpması engellendi. Sorumsuz adamın yardımına arkadaşları koştu. O kadar mı geriden geliyordu? Bir şey var mı? Biliyorum, Futbol Federasyonu'ndan tazminatını istedi diye birçoğunuz için kızıyordu Fatih Terim'e, Fatih Hoca'ya. Ve biliyorum çünkü ben de kızıyordum. Ama imparator öyle bir şey yaptı ki yine bizim gönlümüzü almayı başardı. Bakın Terim o tazminat parası için nasıl bir açıklama yaptı. A milli takımdan olayla ayrılmıştı. Alacağı tazminat parası uzun süre gündem olmuştu. Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alacağı tazminatı çocuk esirgeme kurumuna bağışlayacak. Açıklama ünlü teknik direktör Fatih Terim'in avukatından geldi. Fatih Terim'le Türkiye Futbol Federasyonu arasında tazminat meselesi mahkemelikti. Mahkeme TFF'nin Terim'e 6 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti. Ancak Terim'in avukatı paranın miktarı az olduğu için konuyu Yargıtay'a taşımıştı. Şimdi gözler Yargıtay'a çevrilmiş durumda. Yargıtay'dan çıkacak karar sonrası Fatih Terim tazminatını faiziyle birlikte çocuk esirgeme kurumuna bağışlayacak. Bu paranın miktarının 10 milyon lira olacağı düşünülüyor. Yalanlamaya çalıştılar. Sosyal medyada mutlu mesut pozlar verdiler ama ne yazık ki dedikodular gerçek çıktı. Ünlü oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu'nun boşanacağı açıklandı. Ünlü çift 5 yıllık evliliklerini 28 Mart'ta noktalayacak. Evliliklerinde kriz yaşayan Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor. Kenan Doğulu ile Beren Saat 30 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nde evlenmişti. Ancak ünlü çiftin evliliğinde işler yolunda gitmedi. Her şey oyuncu Beren Saat'in sosyal medyada yayınladığı bir mesajıyla ortaya çıktı. Saat doğum gününde eski erkek arkadaşı Efe Güray'dan bahsetmişti. Mesajında bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde sözleri evlilikte kriz var iddialarına yol açtı. Çok geçmeden boşanma davası tarihi de belli oldu. Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat'in 28 Mart 2019'da anlaşmalı olarak boşanacağı açıklandı. Bugün 21 Mart. Biliyorum birçoğunuz için bugünün özelliği Nevruz olması. Ama bir başka anlamı daha var. Çünkü bugün Dünya Down Sendromlu Farkındalık Günü. Milli Paralimpik yüzücü Rana Bağdat şarkı söyledi. Tarih, yıldız, insan ve fikir.
Bir başka milli sporcu Gökhan Kotansa salç aldı. Bu kez sporda değil, sanattaki maharetler sergilendi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 21 Mart Dünya Down Sendromlar Farkındalık Günü dolayısıyla başkentte Türkiye ve Avrupa'da madalya almış özel çocuklar için ödül töreni düzenledi. Down sendrom oyunları yani olimpiyatları 4 yılda bir yapılıyor. İkincisi Antalya'da yapılacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde yaklaşık 2000'e yakın Down sendromlu sporcu 8 branşta yarışacak. Bu içimizdeki sporcularımız da orada ülkemizi başarıyla temsil edecekler. O sporculardan biri Gökhan Kotan, Türkiye'nin milli Down sendromlu yüzücülerinden. 29 yaşında tam 45 şampiyonluk ve 103 madalya sahibi. Hedefleri ise çok daha büyük. Babam çaba gösteriyor, ben de işte devam ediyorum hayatıma. Başarılar getiriyorum, ülkemizi temsil ediyorum. 4 defa ülkemizi temsil ettim. Bayrağımızı gırtlaya çekip ıskabakımızı tutmak yeniden istiyorum. Down sendromlu gençler ve çocuklar ile aileleri bu anlamlı günde bir araya geldi. Oley benim, canım benim, canım benim, çok seviyorum. Oley benim, canım benim, canım benim, çok seviyorum. Programın konuklarından biri de AK Parti milletvekili Ali İhsan Arslan'dı. Arslan çocuklarla dart oynadı. Bu akşam için ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam 19.45'te biz yine burada olacağız. Bekleriz sizi. Görüşmek üzere.